Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. Parmağımdaki nasır. Hiç canını sıkma kardeşim. Yine baştan yazarız. 27 yaşındaydım ve terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyordum. Koğuşlarımızın açıldığı cezaevi Maltası'nda Barış Terkoğlu'nu gördüm. Avukat görüşünden dönüyordum. Haftalar önce tutuklanmasaydık ilk kitabımızı yayın evine teslim etmiş olacaktık. İzin vermediler. 14 Şubat 2011 sabahı evimize gelen onlarca polis hem bizi hem tüm bilgisayarlarımızı ele geçirdi. Gardiyanların hızlıca koğuşa sokmaya çalıştığı Barış'a "Kitap da gitti, yazık oldu onca emeğe" diye bağırdım. Yanıtı bu yazının ilk cümlesi oldu. Sahi yazar mıydık? İyi de nasıl? Birbirimizi bile göremiyorduk ki. Bir gün avukatımla o küçücük görüş odasında konuşuyorduk. Barış'ın bana yazdığı bir mektubu verdi. Gizlice okumaya başladım. "Yazalım" diyordu. Dönemin taraf gazetesi Wikileaks belgelerini sansürleyerek yayımlıyor. Fethullahçıları zora sokacak bölümleri saklıyordu. Madem öyle asıl şimdi yazmalım. Bizi içeri atanlara kalemimizle meydan okumalıydık. Gizli yazışmalarımız günlerce sürdü. Konuları paylaştık, iş bölümünü yaptık. Dışarıdaki dostlarımız belgeleri Türkçe'ye çeviriyor, onlarca sayfayı parça parça içeri sokuyorduk. Gece olduğunda da hücremizdeki o plastik masaya oturuyor, boş beyaz kağıtlara elimizle yazmaya başlıyorduk. El yazılı sayfalar yine gizlice dışarıya çıkarılıyor, eşlerimiz tarafından bilgisayara geçiriliyordu. Kimse duyup engellemesin diye sakladığımız bu süreç aylar sürdü. Bir gün Çağlayan Adliyesi'nde duruşmamız vardı. Ne güzel bir gündü. Sanık sandalyesinde de olsak sevdiklerimizi görüyorduk. Sonra Kırmızı Kedi yayın evinin sahibi Haluk Hepkon'la göz göze geldik. Haluk ağabey onlarca jandarmanın arasından bir kağıt uzattı bize. Kimse anlamadı ama kitap sözleşmesiydi. Duruşmaya ara verildi. Adliyenin -7. katındaki nezarethanedeydik. Orada imzaladık sözleşmeyi. Mahkeme salonuna çıkarılınca geri teslim ettik. Artık heyecanla ilk kitabımızın çıkmasını bekliyorduk. Ve o gün geldi. Koğuşta yerimde duramıyor ve kitaba dair gazetelerde çıkan haberleri tekrar tekrar okuyordum. Başarmıştık. Gazetecilikten tutuklanmış, tutuklu olsak da gazetecilik yapmıştık. Dünyada örneği var mıdır bilmiyorum ama biz Barış'la birbirimizi görmeden cezaevinde ortak kitap yazmıştık. Ön sözünü de bir başka koğuşta abide gibi dik duran Doğan Yurdakul ağabey kaleme almıştı. Sızıntı, Wikileaks'te ünlü Türkler kitabının çıkış öyküsü böyleydi. Bu topraklardaki adaletsizliklerin nasıl planlandığını gizli Amerikan belgeleriyle ortaya koyduk. İktidarın devlete yerleştirdiği terör örgütünün büyükelçilere verdiği kirli briefingleri duyurduk. Evet, kimine göre teröristik ama aylarca en çok okunan bir kitabın yazarlarıydık da. 19 ay tutuklu kaldık. Gün geldi devlet, pardon dedi, beraat ettik. Bizi yargılayan hakimler kaçtı. Bizi mahkeme önüne atan savcılar kaçtı. Bizi takip eden polisler kaçtı. Bilirkişi diye önümüze attıkları şakitler bile kaçtı. Bizse iman tahtamıza memleket ve hürriyet yazdık. Şimdi 40 yaşındayım. Barış'ın da benim de parmaklarımızda bir nasır halen duruyor. Bu satırları yazarken ona bakıyorum. Bundan 12 yıl önce ellerimizle yazdığımız kitabın nasırı. Yine yazarız diye bana sesleniyor. Ve şimdi yine yeni bir mücadelenin içine giriyorum. Can güvenliğimin olmayacağını bilecek deneyimdeyim. Lakin kimsenin kuşkusu olmasın yine yazacağım. Ne güzel demiş Ahmet Telli. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.